Evet arkadaşlar merhaba. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Bir önceki dersimizde mi minör, mi majör, la minör, la majör, re minör ve re majörü öğrenmiştik. Bugünkü dersimizde de fa majör, do majör ve sol majörü öğreneceğiz. Daha önceki dersimizde de söylemiştik. Akorlar nasıl oluşuyordu? 1 3 ve 5. seslerden oluşuyor. Majör ya da minör olması bu sıralamayı bozmuyor. Sadece majör ya da minör olması gamın içindeki sesleri ayırt ediyor. Mesela minör, do minör bu şekilde, do majör bu şekilde çalınıyor. Bunları başka bir derse anlatacağım. Yani la minör ve la majör ile ilgili bilgiler. Minör ve majörü anlatacağım size. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Ama önce pratik yapmanızı istiyorum. Yani akorları bastıktan sonra onun ne olduğunu merak ederseniz o zaman daha kalıcı bir bilgi olacak sizin için. Şimdi do majör, do, mi, sol seslerinden oluşuyor. Do minör ise do, mi bemol, sol notalarından. Yani biri do, mi, sol, biri do, mi bemol, sol notalarından oluşuyor. Burada değişen şey mi'nin arıza olması. Yani bir yerde do, mi, sol, bir yerde de arıza do, mi bemol. Yani re diyez de deniliyor. Do, re diyez, sol notalarından oluşuyor. Şimdi do majörümüz do burada, mi burada, tekrar do. Zaten en alt telimizin boşu mi. İkinci telimizin boşu si'di. Basınca birinci parmağımız do oldu. Üçüncü telimizin boşu sol. Dördüncü telimizin boşu re'ydi. Mi istiyor bizden. Do, mi, sol istediği için. Mi yapıyoruz burayı. Dördüncü telin, beşinci telin boşu la. Basınca do olacak şekilde. En üst telin boşu da mi yine. Yani en alt tel ve en üst tel mi. Do, mi, sol dışında başka bir ses tınlamıyor. Eğer tınlarsa bu başka bir akor olur. Do majör bu şekilde arkadaşlar. Birinci parmak birinci perdede, ikinci telde, ikinci parmak mi notasında, yani dördüncü telin ikinci perdesinde, üçüncü parmak beşinci telin üçüncü perdesinde. Bu şekilde do majörü bize veriyor. Sol majör ise birinci parmağımızı kaldırıp bu ikisini bir üste koyuyoruz. Serçeyi de en alta basıyoruz. Yani burada da sol notamız var, si notamız var, re notamız var, tekrar sol notamız var. Burada da tekrar sol notamız ve si notamız var. Yani sol, si, re seslerinden oluşan notalara akor, yani sol majör akoru deniliyor. Sol, si, re. Sol, si, re. Sol majör veriyor. Sol minörde bareli basılan bir akor. Sol, la diyez de diyebilirsiniz. Si bemol de diyebilirsiniz. Sol, si bemol, re notalarından oluşursa sol minör. Sol, si, re notalarından oluşursa sol majörü veriyor. Fa majör notamızsa fa, la, do notalarından oluşuyor. Fa burada arkadaşlar. La, do. Fa, la, do bize fa majörü veriyor. Yani fa burası birinci perde. La alt elin boşu, do burası. Bareli basarsanız fa majör bu şekilde. Baresiz basarsanız fa majör bu şekilde. Fa, la, do notalarından oluşuyor. Burada bir sıkıntı şu, alt elin boşu mi tınlatıyor. Dilerseniz bunu, yani iki notayı birden fa ve do notalarını birleşik basıp böyle de basabilirsiniz. Bu da ileri gittiğinizde diğer akorları size verir. Yani burası fa ise burası sol gibi, burası la gibi notaları size verir. Bu şekilde. Şimdi ne öğrendik? Do majör, do, mi, sol seslerinden oluşuyor. Sol majör, sol, si, re seslerinden oluşuyor. Fa majör, fa, la, do seslerinden oluşuyor. Do majör,
sol majör, fa majör, tekrar do majör. Evet. Geçen dersimizde neyi öğrenmiştik? Dört dörtlük ritim nasıldı? Vur, vur, çek, çek, vur, çek şeklindeydi. Şimdi bu dersimizde de şöyle bir ritim anlatayım size. İspanyol dört dörtlük. Yine dört dörtlük bir zamanda çalınıyor. Yani dörtlük bir zamanda çalınıyor. Ama ritim biraz daha farklı. Genelde İspanyol kalıplarında, İspanyol şarkılarında var. Ama bizdeki, Türkiye'deki şarkıların %90'ında demeyelim de %70'inde bu ritimler var. Bu ritim var daha doğrusu. Bunun adı da İspanyol dört dörtlük arkadaşlar. Bu da iki aşağı, bir yukarı, es, yani es dur ya da sus demek. Burada telleri durduruyoruz, susmasını sağlıyoruz. Sonra aşağı yukarı yapıyoruz. Buna da bir isim koyduk. Telaffuzu kolay olsun, temposu kolay olsun diye. İki aşağı, bir yukarı, es, aşağı yukarı. Demek yerine on para ver, bir ki şeklinde bir yorum getirdik. Bunu da bu şekilde çalışabilirsiniz. 10 para ver, 1 ki. Yani 2 aşağı, 1 yukarı, es, aşağı yukarı. Bunu hızlandırdığınız zaman size böyle bir tempo verecek. 10 para ver, 1 ki, 10 para ver, 1 ki, 10 para ver, 1 ki, 10 para ver, 1 ki. Bu şekilde çalıştıkça bu bir hıza kavuşacak. Ondan sonra akorları do majör, sol majör, fa majör gibi çalışabilirsiniz. Ama burada yapmamanız gereken bir şey, hız yapmayın arkadaşlar. Böyle bir şey yapmaya çalışmayın. Önce 10 para ver, 1 2, 10 para ver, 1 2. İki ölçü do majörde atın şu şekilde. 10 para ver, 1 2, 10 para ver, 1 2, sol majör, iki ölçü, fa majör, iki ölçü, tekrar do majör. Bu akor sıralamalarını değiştirebilirsiniz. Önce fa'dan başlayıp sol'a geçip sonra do'ya geçebilirsiniz. Bu dersimizde 3 tane majör öğrenmiş olduk. Daha önceki dersimizde de 3 tane majör öğrenmiş olduk. Yani toplamda 6 tane majörümüz oldu. 3 tane de minörümüz var şu an bildiğimiz. Şimdi bunları hepsini birleştirip İspanyol dört dörtlüğü çalmak isterseniz önce mi minörde temposu şu şekilde 10 para ver, 2 10 para ver, sonra mi majör, sonra la minör, sonra la majör, sonra re minör, sonra re majör, sonra fa majör, sonra sol majör, pardon do majör, sonra sol majör diye bitirebilirsiniz. Mi minör, mi majör, la minör, la majör, re minör, re majör, fa minör, bareli, do majör, do minör, bareli, sol majör, sol minör, bareli. Şimdi bareli akorlara geçmiyorum. Neden? Çünkü onu transpozeyi anlatırken anlatacağım size. Onun mantığı da çok basit. Gitar çok zor bir enstrüman değil arkadaşlar. Gitar, yani bütün müzik aletleri zor. Ama hevesiniz varsa, eğer videoyu bu dakikaya kadar izlediyseniz demek ki bu işi seviyorsunuz. Ha, videonun başında bu adam ne anlatıyor, ne saçmalıyor diyorsanız, başka bir video arıyorsanız, bütün videolar size sonuna kadar izlediğinizde bir şeyi anlatacaktır belki. O yüzden sabır gerektiren bir şey enstrüman çalmak. Mi minörden başlıyor hikaye ama sonsuza kadar gidiyor. Ben mi minörle başladım gitara ve bütün öğrencilerimi mi minörle başlatıyorum. Siz la minörle ya da do majörle de başlayabilirsiniz. Ama sonuçta geleceğiniz yer sabır. Eğer sabrınız varsa, bir de mütevazi bir insansanız, o zaman müzisyen olabilir ya da gitar çalabilirsiniz. Bu yüzden gerekli şey sabır ve çalışmak. Ritim tekrar gösteriyorum son kez. 10 para ver, 1 2. Yani 2 aşağı, 1 yukarı, es, aşağı yukarı. 2 aşağı, 1 yukarı, es, aşağı yukarı. 10 para ver, 1 2. 10 para ver, 1 2.
şeklinde. Şimdi bazı öğrencilerim şehir dışına çıkıyor. O yüzden gitar dersi alamıyorlar. Bazı öğrencilerim üniversiteye gidiyor. Bazı öğrencilerim köyüne gidiyor. Bazı öğrencilerim taşınmak zorunda kalıyor. Eğer öğrenmek istediğiniz ritimler, akorlar, makamlar, majör, minör ile ilgili, gitarla ilgili öğrenmek istediğiniz ne varsa yorum kısmında belirtirseniz öyle videolar çekeceğim fırsat buldukça. Benden öğrenmek istediğiniz gitar dersleri olursa yorum kısmına yazın. Eğer videoları beğeniyorsanız like atın. Bu şekilde birbirimize yardımcı olabiliriz. Teşekkür ediyorum. Mutlu müzikli günler diliyorum hepinize. Saygılar.